Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz Mesnevi Nuriye'nin Yeni Sait döneminde telif edilen 3 risalesinden tevhide dair lemalar okuyoruz ve bunun hakkında gerekli bilgiyi birinci derste verdik. Yani bir önceki derste. Şimdi Allah nasip ederse biz şey yapıyoruz. Ses gitmiyor mu? Malumunuz geçen derste önemli bir kaide ifade ettik. Ne dedik? İzzet ve azamet ister ki sebepler kudretin, kudret elinin, değil mi? Kudret elinde perde olsun. Yani ta ki kudret ve Fatih Sultan Mehmet örneğini vermiştik, değil mi? Önemli bir misaldi o. Yani Fatih bir iyilik yapmak isterse kendisi getirip de kapıyı çalıp buyur. İzzet Efendi, bu benim ikramımdır demez. Yani çünkü izzetine yakışmaz. Ne yapar? Onu şey yapar. Yani bir hizmetçisi vasıtasıyla veya memuru vasıtasıyla gönderir. Şimdi tabii ikinci kısım ise ama tevhid ve celal ister ki sebepler ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Bu da önemli. İşte bu noktada kalmıştık biz ve önemli bir hususu Bediüzzaman Hazretleri izah edecek. O da şu, yalnız, tamam, yani izzet ve azamet sebepler eliyle bir kısım nimetlerin verilmesini ister. Ama yalnız gafil ve cahil olanlar hadiseler ve vukuattaki hikmetleri, yani meydana gelen olaylarla alakalı hikmetleri, mesela ben bu ara şeyi çok seviyorum, kirazı. Kiraz geliyor ama onu mün'imi hakiki olan Allah'tan değil, ağaçtan geldiğini zannediyor. Güzellikleri göremediklerinden, bu da önemli. Veya ölüm geliyor tevdimin başına. Yani ölüm aslında mahluk, nimet. Ama o nimet cihetini göremiyorum. Sadece musibet cihetine bakıyorum. Bu sefer şikayet başlıyor. Vay elimden niye aldı genç yaşta oğlumu, kızımı, gelinimi, hanımımı? İşte bunlar için Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şek, hatta Anadolu meşhur misal veriyorum. Allah'ın bağını bostanını mı bozdum der cahil halk. Başına bir bela geldiği zaman. Bilmez ki yani o hikmet-i ilahiye iledir yani. Ölüm mahluktur, nimettir. Bunları anlamaz. İşte o şekva ve şikayetlerin hedeflerini değiştirmek için esbab bahsedilmiştir, sebepler. İlk şikayet sebepten. Ah verem hastalığı, ah. Daha ileri gidersem, ah bu Azrail, ah. Hepsi böyle. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Yani sebeplerden çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Ha. Bu sırra bir misal-i latif, çok güzel bir misal olmak üzere suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki, ben bunu kaynaklarda buldum, hakikaten öyle. Hazreti Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde ruhları alırken o vazifede, senin ibadın, kulların benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak da lisan-ı hikmetle, hikmet lisanıyla ona demiş ki, merak etme, seninle kullarımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvalar onlara gidip sana küsmesinler. Yahu niye vefat etti? Trafik kazası hocam. İyi peki, Allah rahmet eylesin. Niye vefat etti? 3 aydır kanserdi. Yani şikayetler onlara gidiyor yani. Allah Allah. Evet. Nasıl ki hastalıklar perdedir. Ecelde tevehüm olunan, aslında olmadığı halde var zannedilen tevehüm o. Fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta, ruhların kabz edilmesinde, alınmasında hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallıktır. Öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Çünkü geçen ders anlattık, Cenab-ı Hakk'ın memurları icrada etkili değiller. Sadece bir perde. Yani devlet, bugünkü dünyadaki beşeri saltanatlar gibi değil. Kabz-ı ervahta, yani ruhların alınmasında
zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hallere, halata merci olmak için o memuriyete bir nazır, bir nevi o memuriyetin bakanı ve kudret-i ilahiyeye de bir perdedir. Mesela Cenab-ı Hak diyor, çok sevdiği diyor, yani bir erkek evladını alır elinden ama Hazreti Meryem gibi bir kız nasip eder yani. Denilmez ki ya niye Cenab-ı Hak benim oğlumu öldürdü, niye vefat etti genç yaşta? Çünkü diyor Hazreti Meryem gibi bir kız verir Allah. O ondan 100 kat, 1000 kat daha kıymetli. Allah Allah. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab, sebepler terdedar-ı destit kudret ola aklın nazarında. Yani aklın nazarında kudret elinin perdeleri ola. Tevhid ve celal ister ki bu tabi beşeri olan saltanatlarda yok. Esbab, sebepler ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Onun için Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de beyanları çok manidardır. Üstad bunu geçen haftada söyledi. 25. sözde çok güzel açıklıyor. Yani diyor ki Cenab-ı Hak sebeplerle müsebbepler arasında manevi ufuklar ve bir kısım diyor isimlerin matlaklarını halk ediyor diyor. Mesela örnek veriyor yani. Bura çok enteresan. Bulabilirsem o şeyi okuyayım size. Yani orayı bulabilirsem. Şimdi sözler mi bu? Ha, sözler şu tabii yanımda. 25'in söz yani. Ora çok tatlı hakikaten. Yani böyle. 25. söz bu. 25. söz. Şurada. İnşallah erken buluruz. Böylece işler. Ha burası. Yani burası çok güzel bir tabir bu. Gah oluyor ki, bazen oluyor ki ayet zahiri sebebi, yani işte nedir? Bugünlerde en çok sevdiğim kiraz, kaliteli olmak şartıyla ama. Yani böyle. Kiraz, zahiri sebep nedir? Kiraz ağacı, toprak. Zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek, o kirazı icat etmekten tamamen azletmek ve uzak göstermek için müsebbebin gayelerini, yani ağacın elindeki kiraz, bir de o kirazdaki nimetleri ve faydaları düşün. Yani o akılsız ağacın onu düşünmesi mümkün değil. Semerelerini gösteriyor. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane gayeleri, hikmetli konulmuş gayeleri ve mühim semereleri irade etmek gayet alim, gayet hakim birinin işi olmak gerektir. Sebebi ise şuursuz camittir. Hem semere ve gayelerini zikretmekle ayetler gösteriyor ki sebepler gerçi nazar-ı zahiride ve vücutta müsebbabata muttasıl. Yani kiraz, kiraz ağacı ile bitişik geliyor. Bal, o basit bal arısıyla bitişik geliyor. Ha. Ve bitişik görünür. Fakat hakikatte aralarında uzak bir mesafe var. Bal arısı nerede, bal yapmak nerede? Şimdi sebepten müsebbebin icadına kadar o derece uzaklık var ki en büyük bir sebebin eli, en büyük sebep insandır kainat. Büyüklük cismen değil sırf. Ha. En edna, en basit bir müsebbebin icadına yetişemez. İşte sebep ve müsebbep ortasındaki uzun mesafede Esma-i İlahiye birer yıldız gibi tulu eder. Der ki bu sebep, bu müsebbep, bu sebepten çıkamaz. Öyleyse bunun sahibi olan Allah var. Bakın şu, çok harika misal veriyor. Yani uzamasın diye şey yapmıyorum. فَلْيَنْدُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ Şu insanoğlu yediklerine bir baksın bakalım. Biz semadan suyu döker gibi yağdırdık. Sonra yerdeki toprağı
çatlatarak ayırdık. Sonra o toprakta daneler, üzümler, aman ya Rabbi, yoncalar, zeytinler ve her çeşit hurmalar yarattık. Birbirine girift girmiş nice meyve bahçeleri halk ettik. Ve bütün bunları hem size hem hayvanlarınıza, size meyve, hayvanlarınıza yem olarak düşündük. Yani sanki bunu zikret, meta'allekum ve li'enamikum. Hem sizin rızkınız hem de hayvanlarınızın rızkı. E şimdi bunu o toprak düşünemez ki. İşte bu hikmet ve gayeleri zikretmekle o netice olan müsebbeplerle sebep arasına ne yapıyor? Bir mesafe var. O mesafede Cenab-ı Hakk'ın isimleri güneş gibi doğuyor. Bir misal olsun diye. Ya, çok harika bir izah yani. Tefsirin müthiş bir rüknü bu. Evet, tembih. Daha başlamadık lemalara. Başını okuyoruz. 22. sözde biraz daha farklı gitmiş. Bu benim söylediğim Hazreti Azrail Aleyhisselam meselesini de, bu tevhidin iki kısmını da şey yapmış. Birinci lemada zikretmiş üstad. Zaten bu lemalar aynen 22. lemanın ikinci makamının özeti durumunda. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Yani Allah'ı bir bilme iki çeşit olur. Biri amiyane tevhiddir ki biz ona taklidi iman diyoruz. Taklidi. Benim meşhur bir cümlem, burada da üstad onu diyor. Allah'ın şeriki yok, ortağı yok ve bu kainat onun mülküdür. Allah bir peygamber hak, gerisini bırak. Ben öyle özetliyorum. Taklidi imanıdır der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. Neden? İşte o meşhur izahı biraz sonra üstad da verecek, ben de zikredeyim. Çok önemli. Bizim köyde yaşadık bunu. Bizim köyde eskiden bir bakkal vardı. Tabii biz tüccar nedir, iş adamı nedir, fabrika nedir bilmediğimiz için. İş adamı, tüccar, fabrika sahibi deyince aklı derviş dayı gelirdi. Şimdi 89 yaşlarında yani. Allah uzun ömür versin. Sağdır inşallah. Şimdi tabii köye bir kamyon gelir. Hiç kimse sormaz kime geldi. Belli ki derviş dayıya mal getirdi yani. Ya un getirdi, ya şeker getirdi. Şimdi arkadaşlar bu taklidi imandır yani. Köyden birisi çıkıp geçsek olan bak şeylerin üzerinde nedir? Malların üzerinde benim adresim var. Ne derviş dayısı benim be bu dese seni kalırsın. Bu çok rahat kanar ya. Anlatabildim. Veya çevresinde cam olmayan fanusa benzer bu taklidi iman. Küçük bir şüphe rüzgarı estiği zaman söner. Bu taklidi iman. İkincisi hakiki tevhid. Buna da tahkiki iman diyoruz. Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezezel, sarsılmaz bir itikada sahiptirler bunlar. Bu ne demek? Bu şu, meydana geldiği, gelen kamyona bakarak değil, birisinin bu benimdir kamyon demesine bakarak değil, teker teker her malın üzerindeki etiketi okursun. Etiketi gördün mü? Artık derviş dayı gelmiş, Ahmet dayı gelmiş. Kimse o malın kime ait olduğunu iddia edemez. Çünkü üzerinde etiket var. Tevhid-i hakiki de o. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ Her şeyde bir delil var. Gösteriyor ki Allah bir. İşte Risale-i Nur bunu yapmış. Külk boruları gibi ile uzaktan su getirmemiş. Her yerde ne açmış ne diyoruz ona? Ne kuyusu diyoruz? Artezyen kuyusu. Ya her yerde. O da ehadiyetin damgası ve geniş alemde de vahidiyetin damgası. O güneş misalini unutmayın. Ya bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü damgasını okur. Ne demek bu? Bu da çok enteresan bir şey. Yani bunun aslında bir örneğini zikrettik. Ama bir başka örneğini de zikredelim. Diyor ki, kesret-i mutlaka ile beraber sanat-ı mutlaka.
Bunlar çok zıt birbirine. Bir şeyi çok üretirseniz kalitesinde sıkıntı çekersiniz. Bakıyorum bizim kullandığım iPhone'dur. Gerçi reklam yapmış oluyoruz ama adam diyor yetiştiremiyoruz. Çünkü diyor kaliteli üretmek için fazla üretemiyoruz diyor. Yani çok enteresan bir olay yani. Bir iş kaliteli olacaksa yani insan için bu. Çokluk daima kalitenin azlığına delalet ediyor yani. Halbuki kainatta öyle değil. Çokluk da nihayetsiz, kalite de nihayetsiz. İşte nedir bu? Yani ekseriyeti mutlaka ile beraber bir sanat mutlaka görünüyor kainatta. Bu açıkça nedir? Sikke işte, Allah'ın sikkesi. Evet. Bir başkası, Allah Allah. Yani diyor ki, yani müthiş bir bolluk içinde, müthiş bir şey, yani nedir, hassasiyet ve mizan var. Yani onu diyorum ben, Allah etmesin, eğer yaş pasta gibi, yani ister karpuz, ister kavun, ister meyveler de öyle insanlar tarafından yapılsa, herhalde hiçbirimiz satın alıp yiyemezdik yani. Öyle. Demek ki, ve bu sayede, Nuri bir tevhid melekesi. Bu tabir de çok yerinde. İhlas Risalesi'nde de huzuru daimi diyor buna. Huzuri bir tevhid melekesi. Bu ne demek? Tekrar etmenin hiçbir zararı yok. 40. hocamın misali demek. Mehmet Efendi derdi. Gittik Selim Edirne, Selimiye'yi gezdik. Ya ne diyeyim dedi. İstanbul'a kadar geldim. Unutamıyorum ki Selimiye'yi ve Mimar Sinan'ı. Farz edelim Anadolu'nun her köyünde ve her kasasında bir Selimiye Camii olsa. Anadolu'yu gezen bir adam hiç şeyi unutur mu? Mimar Sinan unutmaz. Rüyasına bile girer. Vaka o. Şimdi Ahmet Efendi, senin gözün de ki sanat. Selimiye'de %1'i yok, milyonda biri yok ya. Kainattaki her sanat eseri Selimiye'den milyonlarca defa daha sanatlı. İşte bu huzuri bir tevhid. Anladabildim mi? Onun için İhlas Risalesi'nde diyor ki ihlası kazandıran iki sebep vardır. Birisi rabıtay mevttir diyor. Öleceğini unutmayacaksın. Diğeri de huzuru daimidir diyor. Huzuru manevi, huzuru imani bu işte. Tabir enteresan. Maliki olurlar ki dalalet ve evhamın, vehimlerin taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin, yani tevhid-i hakikinin birkaç mertebelerini birkaç lem'a parıltı tarzında, zımnında izah edeceğiz. Bir tane çay içelim sonra izah edeceğiz. Birinci lem'a, çok önemli. Burada hayatın üzerindeki sikke ve damgayı ispat edecek. Hayat. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yuhyi, hay, yani yuhyi, ihya kelimesi Allah'tan başka kimseye isnat edilmemiş. Yümit de öyle. Yani imate de öyle. İhya ve imate sadece Allah'a has. Hayat vermek de hayatı almaktır. Diğer şeyler beşer de yapabilir. Adillik mesela. Elbette ki Allah'ın adaletiyle kıyaslanmaz. Ama adalet insanlara da isnat edilebilir. Rahmet de öyle. Şefkat de öyle. Ama yuhyi ve yumit öyle değil. Hayatta öyle bir sikke-i ehadiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin bir arada toplandığı ona has bir mühür var yani. O mühür biraz sonra izah edecek. Bakınız her bir masnuun yüzünde, sanat eseri olan her varlığın yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halik'a mahsustur. Bu ne demek? Açacak ama şu misalle biraz daha anlarız. Bunu çok misal veriyorum ben. Şimdi biliyorsunuz ben bizim hanımı duymasın da söylemeyin. 35 kiloluk bir Diyarbakır karpuzuyla aldım yani. Hediye olarak onu götürdüm yani. 35 kiloluktu hakikaten öyle. Şimdi 35 kiloluk karpuz ve diğer bütün karpuzların olması için karpuzun tamamının olması lazım. İkinci çekirdek için.
Ya hocam küçük çekirdek işte yani bir parçasında, hayır. Bütün karpuz olması lazım ki o çekirdek ola. Anlatabildim mi? Aynen öyle de insan da şu yer küresinde bir çekirdek gibi, karpuz çekirdeği gibi mesela. Ama bütün dünya ve ona bağlı her şey olması lazım ki o insan olabilsin. Çünkü 35 kiloluk karpuz o içindeki çekirdeğin oluşması için hepsi çalışıyor. Aynen öyle de burada da öyle. Sadece yer küresi de yeterli değil insan denilen çekirdeğin olması için. Ayın, güneşin, bütün kainatın devrede olması lazım. İşte bu. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem, mühür vurulmuştur ki bu işte. Her şeyi yapan saniden maada, her şeyi yapan sanatkar olan Allah'tan başka kimsede o hatem bulunmaz. Üstad bunu 17. lemada okuduk. Harika bir misal veriyor. Diyor ki yani bir saray olsa ki diyor, o sarayın bir kısım taşları Çin'den, bir kısmı Avrupa'dan, bir kısmı Amerika'dan, bir kısmı bilmem nereden rahatlıkla engelsiz, gümrüksüz gelmiş olsun diye düşün diyor. Bunu diyor bu saray yapan zat ancak ve ancak bütün küre-i arza hakim olan zattır yani. Gümrük yok, sorgu yok. Anlatabildim. Yahut nereden getiriyorsun yok. Demek ki gidiyor, istediği yerde çıkarıyor, ediyor. Bir kısmı Afrika'dan gelmiş. Aynen öyle de çok enteresan. Her bir hayat sahibi varlık muhteşem bir saraydır diyor. Özellikle de insan. Hayali diyor alem misalden gelmiş. Ruhu diyor bilmem alem ervahtan gelmiş. Vücudundaki o bütün elementlerin ayrı ayrı yerleri var. Öyle yaratılmış ki insan, ancak bütün kainatı yaratan Allah. O sarayı yapabilir yani. Çok harika bir misaldir o. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde, bu da çok enteresan. Mesela kudret ilahiyenin neşrettiği mektuplardan birisi nedir? Bu bugünlerin misalini verelim. Anlatabildim mi? Şeftalidir. Şeftali ağacı. Ama her birinin ahirinde, ahirinde dediği çekirdeğinde. Allah Allah. Taklidi kabil olmayan öyle bir turra var ki, o çekirdeği yapabilmek için kainatı yapmak lazım. Azotuna, oksijenine, hidrojenine. Ancak ezel ve ebed sultanı olan Allah'a hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde. Dedim ya birinci lema, hayat üzerindeki. Parlayan sikke-i icaza, mucizelik sikkesine bakınız ki hayatla bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir. Ne demek bir şeyden her şey diyorum ya. Bunu söylemek abes olacak ama tekrar edelim. Anne baba akşam kuru fasulye, yarın Osman, Ali, Zekiye, Fatıma doğar. Anlatabildim. Yediğimiz madde belli. Bütün vücudumuzda bir yerde gözün fosfotu, bir yerde bilmem kimin neyi, fosforu. Öyle mi öyle değil mi yani? Bir, üstad bunu 22. sözde çok güzel misal veriyor. Öyle bir fabrika olsa ki diyor, bir tek ham maddeyi veriyorsun, yüzlerce çeşit kumaş çıkıyor. Aynı şey toprak da öyle. Tam bir fabrika. Anlatabildim. Hatta bir şeyde, yani ne diyorlar ona, Ecevit'in sadece toprağı gördüğü neydi? Ya içinde toprak falan koyuyoruz ya. Saksı. Ha, sadece saksıda, bir saksıda 100 çeşit çiçek koy, hepsi de göğer. Aman Allah. Bir toprak maddesi, yüzlerce çeşit kumaş. Allah Allah. Subhanallah. Ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide, tek bir şeye emri Rabbani ile inkılap ederler, dönüşürler. Mesela örnek bir su, bir şey-i vahid iken, bak, tek bir şey. Ve cealnâ minel mâi kulle şeyin hay buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Yani sudan yarattık bütün hayat sahiplerini diyor. Hakikaten bütün hayat sahiplerinin %90'ı en az su. Burada cardın, orada adam, orada Rıza abi. Acayip. Orada deve, affedersiniz. Ve çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler.
ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halik-i Teala tek bir cismi icat eder. Tek bir cisim husule gelir. Yediğimiz nimetlerin renkleri vesaire üzerimize yansıdasaydı şimdi her birimiz değil mi o? Şeye dönerdik yani. Kamuflaj adam olur. Aynen öyle. Daha güzel bir ismi var onun. Çocukları sevindirmek için şey yapıyordu ya. İşte kalp, akıl, şuur sahibi bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak, anladın, bir topraktan işte verdiğimiz misaller ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek, yüzlerce çeşit meyve yemeyi et haline getirmek, ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan Sani-i Teala'ya mahsus bir sikke ve bir mühür gibi. Harika bir insan değil mi? Bu hayat üzerindeki sikke. Bir de zihayat üzerindeki sikkeye gelecek. O da ayrı bir şey. Hayat ayrı, bir de zihayat var. Allah Allah. İkinci lema, sayısız hatemlerden canlı mahlukata, yani zihayata. Vaz edilen, konulan hayat hatemine bakınız, hayat muhrüne. Evet, canlı bir mahluk. Ne demek canlı bir mahluk? Mesela insan, mesela inek, çok affedersiniz, mesela keçi, kuş, camiyeti itibariyle, bu önemli. Bu kelime çok önemli. Bunu çok misal veriyorum. Ağrı Dağı'nda bir dağ kadar olan kayanın Ağrı Dağı ile alakası oturduğu yer kadardır. Ama o kayanın üzerinde küçücük serçe kuşunun hayat sebebiyle Ağrı Dağı ile alakası tüm dağla bile olabilir. Her tarafı gezer çünkü. Göklerle olur çünkü nefes alıyor. Yağmurla olur her şey. Onun için hayat, onun için 32. sözde her hayat sahibinde diyor, zihayatta en az 32 tane Allah'ın ismi açıkça okunuyor diyor. Hayat sahipleri böyle. Camiyet bu yani. Buna vücudi daireler diyor. 24. sözde çok güzel açıklıyor. Ayrıntıya girmeyelim. Kainata küçük bir misaldir yani her hayat sahibi. Özellikle de insan şecere-i aleme, şu kainat ağacına güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda, şu kainata bir nüve, bir çekirdektir ki Cenab-ı Hak o nüvede, çekirdekte pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, çok hikmetle, muayyen nizamlarla, bu tabir önemli. Gel bakalım, hastasın, gel seni tedavi edelim, atarım sana. Ne demek? Diyor ki adeta o zihayat, hayat sahibi, Ahmet'in hayat sahibi olduğunda şüpheniz var mı? Yok değil mi? Ulan korkma, keçelim, merak etme. Ha. Ne diyor? Gayet hakimane, muayyen nizamlarla. Bak bir tanesini göstereceğim. Eğri kulak. Kepçe değil yani, eğri kulak. Korkma ya, mübarek adam, biraz ibret ol da, ders ol ya. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Allah Allah. Bu kulaktaki eğrilik, büyürülükler mukadderat hayatiye dairesinde planları çizilmiş. Bu eğri olmasa esas eğri kulak odur. Duymaz çünkü. Otur hadi. İşe yaradığını zannediyorsun. Hadi bakalım. Ha. Ulan bunu anlattırdın işte. Gayet hakimane muayyen nizamlar. Tam o işte. Bütün vücutlardan sağılmış bir katre, bir damla veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, o 17. lemadaki saray misalini unutmayın. Bir zihayatı halk etmek, yaratmak, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan, kudretinin tasarruf eline alan, Cenab-ı Hak'tan maada başka hiçbir şey isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, teemmülü neticesinde ama düşünmek şartıyla. Düşünmezse ona değil mi? Yaramaz hayvan diyor. Haşeratımı zırra diyor Üstad Hazretleri. Düşünmeyen ne yapayım? Teembülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fiiliste yapan hem zehir makinası hem bal makinası. Allah Allah. Ve kitab-ı kainatın, kainat kitabının ekser mesailini, çoğu meselelerini insanın mahiyetinde yazar.
Allah Allah. Üstad onun için kainatın bir nevi santralıdır diyor insan. Başka bir yerde fihristesidir diyor. Öyle bir fihriste ki sırf dünyayı göstermiyor. Ahireti de gösteriyor diyor. Çünkü insanda öyle emel ve arzular var ki dünya tatmin etmiyor. Belli ki bir ahiret kapısı açılacak, orada tatmin edilecek. Ve incir nüvesinde, incir çekirdeğinde, incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan. Bunun için de şeyi okumanızı tavsiye ederim. Yine sözlerdeki o meşhur, yani atar domar damarlar, toplar damarların nasıl bir iski olduğunu, aman Allah'ım ya. Değil mi? Temiz su boruları tesisatı ve kirli su kanalizasyon tesisatı. O haşiye çok enteresan, Eme ve Zerre Risalesi'nde. Okumak lazım ama çok ayrıntılı gideriz. Ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih hayatını, hayatının tarihçesini, taallukatıyla, bütün ayrıntılarıyla beraber yazan, ancak da ancak her şeyi yaratan Halik Teala olabilir. Ve böyle bir tasarruf, yalnız ve yalnız Rabbül Alemin, bütün alemleri terbiye eden Allah. Çünkü ay hizmet ediyor insana. Güneş hizmet ediyor. Öyle bir Rab olmalı ki onların Rabbi da olmalı. Bütün rüzgarlar, feza, her şey hizmet ediyor. Yıldızlar, milyonlarca yıl uzaktan ışık taşıyorlar. Onların da hizmeti var. Evet, Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lem'a, bu da önemli. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hatemi. Hayat mührünün gayri mütenahi, sınırsız nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, suyun damlalarından, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf, bu çok önemli bir hadise yani. Şeyi izah edecek burada. Ehadiyet ve vahidiyeti. Ehadiyet ve vahidiyeti. Hatırlayın, bir nehrin başındayız. Hava dünkü gibi güneşli. Tropişi dah. Doğru mu telaffuz? Yani tropikal bir gün. Parlıyor güneş havada, şeyde. Su akıyor. Akarken damlacıklar biliyorsun. Kabarcıklar meydana gelir. O kabarcıkların her birinin içinde güneşin bir misali vardır. Ama misali görünür, hemen kaybolur gider. Allah Allah. Şimdi tabii o güneşin küçücük kaybolsa da misalinde güneşin yedi rengi var. Sıcaklığı var. Kendisi de var. Ama çok küçük mikyasta. Kendisi de var biliyorsunuz güneşin. Aynı şey cam parçacıkları için de geçerli. Buna biz ehadiyet diyoruz yani. Anlatayım. Güneş çünkü bütün özellikleriyle o bir damlacıkta tecelli ediyor. Buna ehadiyet diyoruz. Anladık değil mi? Şimdi ama ne kadar damlacık geliyorsa, ne kadar nehir akıyorsa, 100 senede başında dursan hepsinde aynı güneşin parıltıları var. Demek ki bütün damlacıklarda aynı güneş parlıyor. Bu da Allah'ın sıfatlarındaki birlik, vahidiyettir bu da. Şimdi Bediüzzaman bunu izah edecek. Allah Allah. Nasıl ki suyun damlalarından, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar, şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde, şemsin, güneşin cilvelerinden, güneşe mahsus bir turra. Anlıyorsunuz değil mi? Güneşin bir defa kendisi. Ama küçük mikyasta. Bir adam, ay güneş burada dese aptallık eder. Güneşin yedi ışığı, sıcaklığı ve kendisi var orada. Ya hadiyet işte. Cenab-ı Hakk'ın zatındaki birliğin ispatı bu. Bir cilde bulunur. Kezalik aynı şekilde bu ehadiyet. Şems-i ezeliğinin de Cenab-ı Hakk'ın da bütün canlı mahlukatta ihya ve nefih hayat. Hayat üfleme.
O öyle bir damga ki, ehadiyet delili ki, kimse de yok başka. Çünkü o hayatı verebilmek için bütün isimlerine ihtiyaç var. Cihetiyle bir tecelli ehadiyeti. Bak, ehadiyet tecellisi vardır ki, bütün sebepler iktidar ve ihtiyar sahipleri oldukları farz edilse bile, o sikkenin, o mührün ne mislini, ne taklidini, ne müferiden tek başına ve ne de müştemiyan bir araya gelerek yapmaktan acizdirler. Anladınız değil mi? Yani o bir damla suda, bir zerre kadar olan şişe parçasında, yedi güneşin rengi, sıcağı ve kendisi, ancak güneş onu şey yapar yani. Güneşten başkası onu yapamaz yani. Aynı şekilde her bir mahluk ve masnuda Cenab-ı Hakk'ın o kadar bütün isimleri, ben ne diyorum ehadiyeti tarif ederken, sanki Cenab-ı Hak bütün isimleriyle sadece o sanat eserine yoğunlaşmış gibi. Anladın mı? İnayet delili bu işte yani. İnayet yardım manasına değil burada. İtinadan geliyor. Sanki Cenab-ı Hak bütün yani isimleriyle vesairesiyle metini yaratmak için odaklanmış gibi. Ama her varlık da böyle. İşte bu ehadiyet. Evet, buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup, şemsin görüntüsü, şemsten, güneşten o şeffaf şeylere inikas etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde o yedi renk nereden geldi? Sıcak nereden geldi? O görüntü nereden geldi? O sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir güneşin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazımdır. O da mümkün değil. Her damla suda bir güneş vardır diyemezsin. Kezalik, bu da önemli. Şems-i ezeliğinin, ezel ve ebed güneşi olan Allah'ın şualar menzilesindeki olan tecelli esmasının, isimlerinin tecellisinin noktayı merkeziyesi, odak noktası hayattır. Orada bütün isimler orada tecelli ediyor. Şems-i ezeliye, Allah'a isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayet. Çünkü niye? Her bir zihayat bütün kainata mühtaç da. O 35 kiloluk karpuzun çekirdeğini unutmayın. Muhit bir ilim, kainatı kuşatan bir ilim, mutlak bir irade gibi vacib bir vücuttan maada, onun dışında hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan diğer sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Öyle mi? Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe mutlak bir üluhiyet vermiş olursunuz. Üstad bunu muhakematta çok güzel açıklıyor. Bir şey hem hakimi mutlak hem mahkum mutlak olmuş olur. Burası çok enteresan. Şimdi her zerre kendini yarattığını düşünürsen haşa, o zaman güneş hem hakimi mutlak, çünkü yapacağı işler için herkesin emrinde olması lazım, hem de hizmet ettiği insanların mahkumu, hem de mahkumiyeti mutlak, mahkum mutlak olması lazım. Bu da muhaldir. Müthiş bir şey. Aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir üluhiyeti mutlaka isnat etmekle sayısız şerikleri, ortakları ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza, bununla beraber tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün cüzleriyle münasebettardır. Küçücük, iğnenin ucu kadar çam ağacının çekirdeği. Dünyaya gelecek dev bir çam ağacının bütün programı orada. Gibi, yani mümkün mü bu o çekirdek bütün dallarla meşgul? Hayır, orada bir program var. Yani ednâ-i cinsiyle de ve bütün mevcudatla da münasebetleri vardır. Tıpkı karpuz çekirdeğinin bütün karpuzla ilişkisi olduğu gibi. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan, her şeye mutlak kudreti yeten Allah'tan nispeti bağı kesilip kendi nefsine isnat edilirse,
O beçara çekirdek ne halt edecek? Yağmura emir nasıl verecek? Değil mi? Dünyaya dön kardeşim, mevsimler lazım nasıl diyecek? Yani kendi kendine olmuştur denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit kuşatan bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir güneşin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakat ve ahmaklıktır. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Auzubillahi.